Bu KPSS hırsızlığı meselesi biliyorsunuz son derece önemli. Milyonlarca evladımızın alın teri çalındı. CHP'si, MHP'si, BDP'si YGS üzerinden çok yoğun bir şekilde yine gençlerimizi istismar etmenin gayreti içindeler. Gece gündüz ders çalışan, uykusundan, oyunundan, eğlencesinden fedakarlık yapan gençlerin hissiyatını siyasi malzeme haline getirmek, çok açık söylüyorum, ahlaksızlıktır, fırsatçılıktır. Bu ülkenin başbakanı olarak YGS ile ilgili iddiaların tamamının takipçisiyim. Gençlerimiz rahat olsunlar, müsterih olsunlar, gönül rahatlığı içinde ikinci sınava hazırlansınlar. Gençlerimiz kendilerini istismar edenleri, iddiaları fırsatçılığa çevirenleri de lütfen çok iyi görsünler. Taksim'de 1000 kişiyi, 2000 kişiyi yürütmek, 2000 genci yürütmek problem değil. Onlar YGS sınavının karşısında tavır ortaya koyduklarını açıklarken biz de kalkarız onların karşısına 5000-10000 tane genci koyarız. Bırakın kurumlar işini yapsın. Evet, bu tartışmaları takip ediyorum. ÖSYM Başkanı'yla bugün görüştüm ben. Aradım kendisini. Kendisine de bilgi aldım. Aslında bu basına verilen kopya tamamen ayrı hazırlanmış bir kopya. Esas bir ana kitapçık olduğunu, onun hiç kimseye verilmediğini, bu ana kitapçıktan bütün öğrenciler için farklı şekilde hazırlanan kitapçılıklarının da yine hiç kimseye verilmediğini bunları söyledi. Öğrencilerimiz güvenle ikinci sınava kendilerini hazırlamaları gerekir. Burada bir yolsuzluktan veya bir şifre veya benzeri bir usulsüzlükten bahsedilmiyor. Ancak İzmir'de zannediyorum yapılan sınavda eksik gelmiş. Bu kişilerin toplu yine ucu kadar ahlak kavramından nasipleri varsa o görevlerini süratle bırakmaları gerekir. Ne işleri var onların orada? Sınav sorularını bile hazırlayamayan, Cumhurbaşkanını yanıltan, Başbakanı yanıltan, kamuoyunu yanıltan, çıkıp bir de en sonunda itiraf eden kişilerin aynı görevde bulunmaları, görevlerini sürdürmeleri ahlaki değil. Onların akademik kariyerleri bile tartışılabilir bu saatten sonra. Akademik ünvanın özünde ahlak yatar. Ahlakın gereğini yapsınlar. Görevlerinden ayrılsınlar. Ve milyonlarca memleket evladının alın terinin çalınmasına izin veriliyor, göz yumuluyor. Bugün çıkıp 2012 KPSS'de işte FETÖ şöyle yaptı, FETÖ böyle yaptı demenin bir alemi yok. Siyaset içerisinde bu hırsızlığa göz yuman kimlerdi?